Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ondalık gösterimleri sıralama ve sayı doğrusu üzerinde gösterme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ondalık gösterimleri sıralama. Ondalık gösterimleri karşılaştırırken önce tam kısımlara bakılır arkadaşlar tam kısmı büyük olan ondalık gösterim diğerlerine göre büyük, tam kısmı küçük olan ondalık gösterim diğerlerine göre daha küçük olur. Şimdi bunu bu açıklamamızı örnek üzerinde gösterelim ki konumuz pekişsin. Bakın 7 tam binde 325, 5 tam yüzde 89, 9 tam onda bir ondalık gösterimlerini büyükten küçüğe doğru sıralamamız istenmiş bizde. Baktığımız zaman bizim ilk kuralımız neydi? Tam kısımlarına bakacaktık. Öyle değil mi? Peki baktığımız takdirde burada bize verilen ondalık gösterimlerde şu Birinci ondalık gösterimde tam kısmım ne? 7. İkinci ondalık gösterimimde tam kısmım ne? 5. Üçüncü ondalık gösterimimde tam kısmım ne? 9. Bunlarda bir eşitlik durumu söz konusu mu? Hayır. Bunları büyükten küçüğe sıralayabileceğime göre ondalık gösterimlerim de büyükten küçüğe bu şekilde sıralanabilir. Bunların içerisinde en büyük olan hangisi? 9 en büyüktür öyle değil mi? O halde şöyle yazarız arkadaşlar. 9 tam onda 1 büyüktür. Sırada ne var? 7. 7 tam 1000'de 325'ten. Bu da büyüktür arkadaşlar. 5 tam %89'dan. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu tip sorularda şöyle bir yanılgıya düşebiliyor. Soruda verilen ondalık gösterimi bütünüyle bir sayıymış gibi düşünerekten mesela bunu sanki 91'miş gibi hayal edip bu en küçük sayıdır gibi aklına yanlış bir sonuç gelebiliyor arkadaşlar. Nasıl? Bakın burada 7325, 589, 91 gibi bir düşünce doğduğunda e ee bunların içerisinde sanki 7325 en büyük 5 589 ortanca 91 de en küçük sayıymış gibi gözükmekte. Ama gerçek sıralamamız gördüğünüz gibi bunu çürütüyor arkadaşlar. Bu yönde bir sıralama söz konusu değil. O zaman virgülden sonraki sayı kalabalığı bizim arkadaşlar e, ondalık gösterimdeki verilen sayımızın, ifademizin çok büyük olacağı anlamına gelmiyor. Biz tam kısmın Değerine bakacağız. Ona göre sıralamamızı yapacağız. Peki, tam kısımları eşit olduğunda ne oluyor? Şimdi ona bakalım işte. Tam kısımları eşit ondalık gösterimleri karşılaştırırken onda birler basamaklarına bakılır bu kez. Hmm. Onda birler, he, burası eksik kalmış, şöyle düzeltelim. Onda birler basamağındaki rakamı büyük olan diğer ondalık gösterimden büyük olur arkadaşlar. Şimdi bu açıklamamıza göre örneğimize bakalım. Örneğimizi inceleyelim. 22 tam, binde 279. 22 tam, %43. 22 tam, onda 6. Ondalık gösterimlerini bu kez küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş arkadaşlar bizden. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıklamamıza uyan bir ifade var. Tam kısımlar birbirine eşit. O halde onda birler basamaklarına bakacağız. Onda birler basamağımda 2 var. Onda birler basamağımda 4 var. Onda birler basamağımda... 6 var. Asla virgülden sonraki sayı kalabalığına bakarak karar vermeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? O halde bunların içerisinde bakın 2, 4, 6 zaten sıralı bir vaziyette denk gelmiş. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş bizden. 22 tam binde 279 en küçük olur. Niye? Çünkü 2 4'ten 4'te 6'dan küçüktür. Ortanca sayımız 22 tam %43 olur. Şu 4'e göre ve en büyük ifademizi de sona yazarız. 22 tam onda 6. Gelelim bir diğer açıklamamıza. Tam kısımları ve onda birler basamakları eşit olan ondalık gösterimler nasıl karşılaştırılıyor? Bunları karşılaştırırken bu kez yüzde birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. Eğer o basamakları da eşitse bu kez binde birler basamaklarına bakılarak ve bu düzen ile devam edip sıralama yapılabilir. Yani bu düzenden kasıt nedir? Binde birler basamağı eşitse 10 binde birler basamağına bakılır vesaire. Bu şekilde arkadaşlar sıralı bir vaziyette eşit olmayan basamağı kesir kısmında bulunaraktan ona göre sıralama yapılabilir. Şimdi burada iki tane örneğimiz var. Bunları sıralamaya çalışalım. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe diye bir açıklama vermedim bu kez. Bakın dikkat ediyoruz. Tam kısımlar eşit mi? Eşit onda birler basamakları eşit mi? Eşit. O zaman ben bu soruda yüzde birler basamağına göre sıralama yapacağım. Şu 6, 1 ve 3'e göre. Çünkü her üç sayımda da 25,8 25,8 25,8 var. Bunlara göre bir sıralama yapabilme şansım yok. Şimdi arkadaşlar o zaman yüzde birler basamaklarına göre sıralama yaparsam. Hadi büyükten küçüğe doğru sıralayalım bunları. 25,86 en büyük olur. Ortancamız 25,83 olur. En küçüğümüz ise 25,81 olur. Bir diğerini de küçükten büyüğe sıralayalım. Arkadaşlar farklılık olsun. Bakın tam kısımlar üçünde de eşit. Dikkat edin üçünde de tam kısım eşit. Onda birler basamakları üçünde de eşit. Bakın bu kez yüzde birler basamakları da üçünde eşit. E ne kaldı geriye? Binde birler basamaklarına göre sıralama yapacağım. Öyle değil mi? Binde birler basamaklarına baktığımda bunların en küçük olanı hangisi? Budur değil mi arkadaşlar? O halde küçükten büyüğe doğru sıralama yaparken 7,342 küçüktür. Ardından 7,345 ve son olarak arkadaşlar en büyük sayımız ne olur? 7,349 sıralamamız bu şekilde olması gerekiyordu. Şimdi bir kuralımız var. Bu kural çok önemli bir kural arkadaşlar. Çoğu yerde kullanacağız. Bakın takip edelim. Bir ondalık gösterimin sağ tarafına yani kesir kısmının sonuna eklenen veya çıkarılan yani silinen sıfırlar ondalık gösterimin değerini değiştirmez arkadaşlar. Örnek üzerinde gösterelim. 5,4 eşittir 5,40'a bakın sıfırı sonradan ekledim oraya. Yani okumak gerekirse 5 tam onda 4 eşittir 5 tam yüzde 40'a. Devam ettirelim. O da eşittir bir sıfır daha ekledim. 5 tam binde 400'e o da eşittir 5 tam 10 binde bine ve bu bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Bu sıfırları istediğim kadar silip istediğim kadar sonuna ekleyebilirim. Ama asla 4'ün ön tarafına şu araya ekleyemem. Bunu sakın unutmayın tamam mı arkadaşlar? kesir kısmının en sonuna ekleyeceğiz. Şu kırmızı eklemiş olduğumuz sıfırlarda olduğu gibi. Şimdi gelelim ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Ondan bahsedelim. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda göstermek için önce ondalık gösterimin tam kısmına Tam kısmına bakılır. Tamam mı arkadaşlar? Tam kısmına bakacağız. Ve bu sayede ondalık gösterimin sayı doğrusunda hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyeceğiz ve sayı doğrusunda her doğal sayı arası 10 eş parçaya ayrılır. Bu da çok önemli bir kuraldır arkadaşlar. Ondalık gösterimleri ifade ederken sayı doğrusunda yazmış olduğum her doğal sayı 0 1 2 3 4 şeklinde ayırmış olduğum doğal sayıların her bir aralığı yani 0 ile 1 aralığı 1 ile 2 aralığı 2 ile 3 aralığı bunların her biri 10 eş parçaya ayrılmak zorunda Geliyoruz sayı doğrusu ile ilgili örneğimize. Bakın 0 tam onda 4, 1 tam onda 6, 2 tam onda 3, 0 tam onda 9 ve 2 tam onda 7. Ondalık gösterimlerini tek bir sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Arkadaşlar şimdi bakın burada Tam kısımlara baktığımızda açıklamamız öyle değil miydi? Önce tam kısma bakılır demiştik. 0 tam var, 1 tam var, 2 tam var, 0 tam var ve 2 tam var. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, 0 ile 3 aralığı benim için yeterli. 4'e gerek yok. Önce şu sayıyla başlayalım. Tam kısmına baktım. Ney? 0. Bu ne demek arkadaşlar? 0 ile 1 arasındadır demek. Tamam mı arkadaşlar? Buna bakacağız. Bakın şimdi 0 ile 1 arası kaç eş parçaya bölünecek? Şimdi 10 eş parçaya bölündü. Biraz önce de kural olaraktan söylemiştik. Kaçıncı parçaya işaretleyeceğiz arkadaşlar? Şurada 4 yazdığı için kesir kısmında ben 4. parçaya işaretleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Şu görmüş olduğunuz yer bu sayı doğrusunda 0,4'tür. Zaten sıralı vaziyette okursak 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 ve 1 tam arkadaşlar. Tamam mı? Burada 1,0'a ulaşırız. O da 1 tam demektir. Devam edelim. 1,6. Tam kısmı ne? 1. Bu ne anlama geliyor? Sayımız ondalık gösterimimiz 1 ile 2 arasında değer alacak. Bakın 1 ile 2 arası. Kesir kısmında 6 olduğu için arkadaşlar 6. basamağımızı işaretleyeceğiz burada basamak basamak gidip. Bakın 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 geldik 6. bölmemize. Burası 1, 6 oldu. Tamam mı? İşte 1,7, 1,8, 1,9 geldik 2'ye gibi. Geldik şimdi 2,3'e. Tam kısmım 2. Bu ne anlama geliyor? 2 ile 3 arasında yer alacak ve 3. kısmı işaretleyeceğim arkadaşlar. Bakın 2,1, 2,2 şurası 2,3 oldu. Devam edelim. 0,9. Zaten burada da sayarken söyledik arkadaşlar. 0,9 bakın 0.4 buraydı. Devam ettirelim ardışık olarak 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ve 0.9. Tam kısmı zaten 0 olduğu için biliyorum ki 0 ile 1 aralığındadır. Geldik 2.7 ve son ondalık gösterimimize. Bu da tam kısmı 2 olduğu için 2 ile 3 arasındadır. Tıpkı 2.3 de olduğu gibi 2.7'miz de 2 ile 3 arasındadır. Ama bu arkadaşlar 7. bölmenin işaretleneceği anlamına gelir. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 Sayarsak da 2,3'ü zaten bulmuştuk. 2,4 2,5 2,6 ve 2,7. Tamam mı arkadaşlar? Sayı doğrusu üzerinde demek ki bu ondalık gösterimlerimiz bu şekilde sıralanabiliyorlarmış. Şimdi bunlar karışık vaziyette verildiğinde sayı doğrusu üzerinde de sıralama yapılabiliyor. Nasıl? Gördüğünüz gibi 0,4 en küçük, 2,7 en büyük oluyor. Sağ tarafa doğru bir büyüme söz konusudur sayı doğrusunda. Sol tarafa doğru ise bir küçülme söz konusudur. Buna eksi, buna artı yazdım o yüzden. O halde sıralanmış halini küçükten büyüğe doğru şuraya ilave edersek 0,4 küçüktür 0,9'dan. O da küçüktür 1,6'dan. O da küçüktür 2,3'ten ve son olarak 2,7'den bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Bir dersimizin daha sonuna geliyoruz. Güncel ders videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.